Selam. Din günü varoluş dönüş programları. Din gününde varlıkların sekar simülasyon sisteminden uyanışlarından, başarı oranlarına göre adın cennetlerine veyahut tekrar sistem içine dağılımlarının aşama süreçleri, hepinizin dönüşü onadır. Allah'ın vaadi haktır. Yunus suresi 4. ayetinde hepinizin dönüşü detayıyla işaret edilen, dönüş sistemine göre tatbik edilmektedir. Dönüş sistemi iki varoluş programına bağlıdır. Bu programların her biri ilahi yasalara uygun şekilde tatbik edilir. Bunlardan ilki bir tam döngüyü hak boyutta bedene sahip olarak sekar sisteminde geçiren varlığın tabi olduğu işleyiştir. Diğeri ise bilinç evrim planına döngü içinde ulaşarak din gününde yeni bir beden ile eşleştirilip Tartı tutulmadan tekrar döngüye kodlanan varlığın tabi olduğu işleyiştir. Tartı tutulmayanlar, deneme sürümleri. Daha önce bilgisi verildiği üzere bir döngü işleyişi devam ederken hücresel evrim sürecini tamamlayarak bilinç evrim planına alınan yani deneme sürümü olan varlıklar bilinç öz kodlarıyla sistem içinde yer alırlar. Dolayısıyla onlar hak boyuttaki yaratıma tabi olmadan direkt olarak bedenlenme, arz yaratımına, programına dahil edilirler. İlahi plan hak ve arz boyutunun yaratım süreçlerini ve ayrımını Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden. Sonra sizi eşleştirilmiş kıldı. Ezvacen, onun ilmi olmaksızın bir kadın hamile kalamaz ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü, kitapta olanın dışında uzatılmaz veya onun ömründen eksiltilmez. Fatır Suresi 11. Ayet Ey insanlar! Eğer tekrar diriltilmekten şüphe içindeyseniz, gerçek şu ki biz sizi topraktan yarattık, sonra nutfeden, sonra bir alaktan, sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından size beyan etmek için. Ve dilediğimiz kimseyi belirlenmiş süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra da en kuvvetli çağınıza erişmeniz için. Sizden kiminiz vefat ettirilmekte, kiminizde ilimden sonra hiçbir şey bilmeme durumuna gelmesi için ömrün en aşağı ucuna geri çevrilmektedir. Arzı kupkuru ölü gibi görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel zevçten inbat eder. Hac Suresi 5. Ayet Seni topraktan, sonra bir nutfeden yaratan, sonra da seni bir adam olarak tesviye, sevva edeni inkar mı ettin? Keyf Suresi 37. Ayetlerinde topraktan yaratım ve nutfeden yaratım detaylarıyla tebliğ etmiştir. Topraktan yaratım tatbiki, varlıklara hak boyutta uygulanan işlemlerdir. Nutfe yani meni yaratımı ise varlıkların arz boyutundaki yaratım süreçlerini içermektedir. Hak boyuttaki topraktan yaratım süreci: Ey insanlar! Sizi tek bir nefsten yaratan, ondan eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize karşı takvalı olun. Nisa suresi 1. ayet. Sizi tek bir nefsten yarattı Sonra ondan onun eşini yarattı. Zümer suresi 6. ayetlerinde bilgisi verilen tek nefsten yaratım yasasına tabidir. Daha önce bilgisi verildiği üzere nefs her varlığın nüvesidir ve herkes için tektir. Herhangi bir cinsiyete kutba sahip değildir. Dualite ikilik aleminde iki enerjiyi kapsayan bir özdür. Hak boyutta toprak yaratımına tabi olarak bir beden ile eşleştirilen insan bu yasa sebebiyle tek bir nefsin iki kutba ayrılması sonucunda oluşan parçalardan birisidir. Diğer parça ise onun eşidir. Bu sebeple Zariyat suresinin 49. ayetinde her şeyden çift yarattık. Umulur ki tezekkür edersiniz zikri, insanlara tebliğ edilerek eş kavramını oluşturan çift yaratılma yasası açıklanmış, bu işleyişin nerede tatbik edildiği ise ve nefsler eşleştirildiği zaman Tekvir suresi 7. ayetinde işaret edilerek hak boyuttaki Araf, topraktan yaratım süreci detaylandırılmıştır. Nefs eşinin önemi ve bunun topraktan yaratım ile olan bağlantısı Rum suresinin 20 ve 21. ayetlerinde ve sizi topraktan yaratması onun ayetlerindendir. Sonra siz intişar eden, dirilen, açılan, yayılan bir beşer oldunuz. Onda sükün etmeniz için size nefslerinizden eşler yaratması ve aranızda bir mevette ve rahmet kılması da onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda tefekkür eden bir kavim için gerçekten ayetler vardır olarak detaylandırılmıştır. Sükun etme fiili, sükunet bulmak, sakinleşmek, dinmek, hafiflemek, azalmak, yatışmak, sakin, huzurlu olmak, oturmak, ikamet etmek, yaşamak, yerleşmek, kızgınlığı yatışmak, Acı ve ağrı dinmek, yavaş yavaş çökmek, durulmak, hareketi sona ermek, rüzgar dinmek, dinlenmek anlamlarına gelir. Sükun kelimesi sükunet, sakinlik, durgunluk, sessizlik, hareketsizlik, huzur, asayiş, dinginlik, rahat, güvenlik, dinme, ağırlık, suskunluk anlamlarına gelir de kelimesi sevgi, dostluk, kitap, samimiyet, yakınlık, bağlılık, ihlas, vefa, sıkı dostluk, ülfet, ünsiyet anlamlarına gelir. Topraktan yaratım sürecine tabi olarak yaratılan eş işleyişi nefs kontrolü için önem arz etmektedir. Çünkü hak boyut yaratımına tabi olmadan arzda bedenlenen varlıklar için nefsi kontrol etmek imkansızdır. Dolayısıyla nefs eşi yaratımına tabi tutulan varlıklar, biri bütünün iki yarısı olarak birbirlerini Yaşadıkları tüm hayatlarda dengede, huzurda, güvenlik içinde tutan sükü neden parçalardır. Ve bir yarım, yani varlık, başarıya ulaşmış ise onu oluşturan parçanın diğer tarafındaki varlık da başarıya ulaşmıştır. Bakınız nefes eşi. Çünkü yaratılışları gereği her iki eş arasında bağlılık, yakınlık, ünsiyet, ihlas ve en önemlisi kitap, yani kitabın verileceği yön aynı anda başarı veya başarısızlık bağı vardır. İlahi plan topraktan yaratım sürecine dahil olan ve olmayan varlık bilgisini şef'e ve vetre yemin olsun. Fecir suresi 3. ayetinde üzerine yemin ederek bildirmiştir. Vahiy içerisinde bir konu üzerine edilen yemin o konunun önemini bildirir. Şef kelimesi kendini izleyen bir benzeri olan çift, eşlemek, eş anlamlarına gelir. Vetr kelimesi tek, bir, benzersiz, aşırılık, zulüm, haksızlık, kin anlamlarına gelir. Üzerine yemin edilen şef bilgisi ve şüphesiz o iki eşi, erkeği ve dişiyi yaratmıştır. Necim suresi 35. ayetinde malumatı verilen ve hak boyutta nefs eşi tatbiki uygulanarak arzda iki eş yasasına yani erkek, dişi, göre bedenlenen varlıklardır. Üzerine yemin edilen vetir kelimesi Kur'an'da yalnızca bu ayette geçmektedir. Ve karşılığı, hak boyutta nefs eşi tatbiki uygulanmayan varlıkların, yani tartı tutulmayan, deneme sürümü, bilgisidir. İki farklı uygulama, birbirlerine zıt anlamlara sahip kavramlarla verilmiştir. Ki vetir olan varlıklar, henüz hak boyuttaki toprak yaratımına, yani kendisini izleyen bir benzeri olmayan, nefs eşi olmayan, bedeni olmayan, tabi olmadıkları için nefse karşı bir ve tek başına olup nefsin hevası sebebiyle arzdaki takdimleri aşırılık, zulüm ve haksızlıkla dolu olanlardır. İlahi plan, vetr olan varlığın içinde bulunduğu hal bilgisini, hevasını ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunu işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Hatta yol bakımından daha şaşkındırlar. Furkan Suresi 43 ve 44. Ayetler Yemin olsun ki biz cehennem için insanlardan ve cinlerden çok sayıda zer ettik, ürettik, çoğalttık, yarattık. Kalpleri var bunların, onlarla anlamazlar. Gözleri var bunların, onlarla görmezler. Kulakları var bunların, onlarla işitmezler. Davarlar gibidir bunlar belki daha da şaşkın. Gafillerin ta kendileridir bunlar. Araf Suresi 179. ayetlerinde direkt olarak cehennem için üretilen, yaratılanlar üzerinden tebliğ etmiştir. Yüce Allah sonsuz adalet sahibidir. Hiçbir varlık sebepsiz şekilde cehennem için üretilmez. Çünkü ilahi yasa üzerine her varlığın seçimleri gideceği boyutu belirler. Bakınız, tartı tutulmayacak olanlar. Heva kelimesi canın istediği şey, istek, arzu, ihtiras, keyif, merak, tutku, heves, düşlem, fantezi, zevk, şefkat, sevgi, aşk anlamlarına gelir. Gafil kelimesi bilinçsiz, çevresinden ve gerçeklerden habersiz olan, farkında olmayan, habersiz, bilgisiz, anlayışı kıt, basiretsiz, dikkatsiz, aldanan, dalgın, ihmalkar, aymaz, aldırış etmeyen Unutan, ilgisiz anlamlarına gelir. Daha önce bilgisi verildiği üzere cehennem için yaratılmak ile sonradan varlıklara tatbik edilen mühürleme işleyişi farklı durumların bilgisidir. Birisinde potansiyel yani körlük, ölü hep aynı kalırken, diğerinde görebilirken yani kalbi iman ile doluyken görmeyi reddedenlerin üzerine hak olan söz mukim programı üzerinden tatbik edilir. Ki vahiy içerisinde vetro olan varlık direkt ölü olarak tanımlanırken Ölü olmayı tercih eden ise kör, sağır ve dilsiz olarak tanımlanmıştır. İlahi plan, arzda nefes alan ölülerin bilgisini, ölü iken dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece inkarcılara yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Enam suresi 122. ayetinde karanlıklar içinde olmanın ölüm ile olan bağlantısı üzerinden tebliğ etmiştir. Detaylarını ise Rum suresinin 52 ve 53. ayetlerinde Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da davet duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır olarak tafsil etmiştir. Muhammed'e tebliğ edilen ve onun duyuramayacağı olarak tanımlanan ölü varlıklar, bir önceki ayette tanımlanmış olan vetr olanlardır. Arkalarına dönüp giden sağırlar ve körler ise onlar muhakkak ki kafirdirler. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar için eşittir, mümin olmazlar. Allah onların kalplerinin üzerini ve işitme hastasının üzerine mühürledi ve görme hastasının üzerine perde çekti. Onlar için azim, büyük azap vardır. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar dönemezler. Bakara suresi 6, 7 ve 18. ayetlerinde işaret edilen, sonradan mühürlenmiş olanlardır. Araf'ta varoluş programı ikiye tabi olan varlıklar, yani tartı tutulmayanlar, deneme sürümü olanlar, varoluş programı birde yer alan varlıklara gruplar halinde uygulanan süreçlerin aksine, bireysel olarak yönlendirilirler. Enam suresi 94. ayet. İlahi plan bu aşamanın detayını andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize teker teker geldiniz ayetinde ilk yaratılış yani beden ile eşleştirme nefs eşit tatbiki sürecindeki tek tek yani bireysel yapılan uygulama yani topraktan yaratım üzerinden tebliğ etmiştir. Döngü sonlarında üreme, çoğalma programı için sağ bırakılan varlıklar bedenleri, varoluş programı ikiye tabi olan tartı tutulmayanlardır. Ayeti dikkatli şekilde incelerseniz iki farklı zamanı, amacı ve bu süreçlerdeki ortak işletimleri görebilirsiniz. Sizi ilk defa yarattığımız gibi bize teker teker geldiniz cümlesindeki geldiniz ifadesinin zaman ve mekanı Sekar sistemine bir beden ile kodlanan varlığın başarısızlık sonucunda bedeninin yeni bir inşaya tabi olmayarak huzura çıkmasının bilgisidir. Bu zamandaki gelme eyleminin temel amacı varlığın arzdaki takdimlerinin bütünsel sonuçlarının gösterilmesidir. Sizi ilk defa yarattığımız gibi bize teker teker geldiniz cümlesindeki yer alan ilk defa yarattığımız gibi detayı ise varlıkların geldiniz olarak bilgisi verilen zaman ve mekandan önceki bir zamanda teker teker gelinerek tatbik edilen ilk yaratılış yani hak boyut topraktan yaratım evresinin karşılığıdır ki bu zamandaki gelme eyleminin temel amacı ilk yaratım sürecinin varlık üzerinden tatbikidir. İlk yaratılış aşamasında bu varlıkların simülasyon sistemine bağlanacakları bedenleri yani toprak ve onları sistem içinde dengede tutacak olan nefs eşleriyle olan yaratım yani eşleştirme süreçleri tamamlanır. Bu işleyiş içinde olanların zürriyetleri de belirlenir. Çünkü deneme sürümü olan varlıklar arz bedenlenmelerinde nutfe yani meni yaratımına dahildirler ve bu yaratım ve sudan meni bir beşer yaratan odur. Sonra ona onu nesep ve sığır kıldı. Nesep kelimesi, soy, akrabalık, yakınlık, ilişki, köken, ilgi, nesil, bağ, ecdat, alaka, atalar anlamlarına gelir. Sıhır kelimesi, akrabalık, hısım, kavim, aşiret anlamlarına gelir. Ve senin Rabbin Kadir'dir. Furkan Suresi 54. ayetinde bilgisi verilen yasa üzerine varlıkların hak boyuttaki soy bağının ehil belirlenmesini sağlar. Varoluş Dönüş Programı 1, 1. Varlıklar Araf'ta bulunan Sekar Simülasyon Merkezi'nde uyanırlar. 2 belirlenmiş gruplar halinde bölük bölük merkezden dışarı alınmaya başlanırlar. 3. Varlıkların dışarı alınma aşamalarından Rahman'ın huzurunda toplanacakları sürece kadar onlara Araf'ta eşlik edecek olan rehber aileler, ehiller devreye girer. Rehber aileler varlıklara hem süreçte yardımcı olurlar hem de varlıkların yaşadıkları deneyimleri onlarla istişare ederler. 4. Sonraki aşama bedenlenme kayıtlarının varlıklara gösterilmesidir kayıtlar varlığın kaydının bulunduğu siccin ve illiyin programına göre farklı uygulamalara tabidir. Başarılı olanların kayıtları sağ olan illiyin, başarısız olanlarınsa sol. Sol arzın aldatıcı metasına maddeye aldanarak yaşam sürmüş olanların kayıtlarıdır ve arka Arka, arzdaki takdimleri sonucu mühürlenen ve de bir plana mahkum olanların kayıtlarıdır. Olan, siccin programına göre tatbik edilir. Kayıtları sağ program olan illiğine göre verilenler, din günü sürecini çok daha hızlı ve kolay geçirirler. Sol ve arka program olan siccin ise çok daha fazla detay içerdiği için başarısız olan varlıkların arzdaki takdimleri, neden-sonuç ilişkisi üzerinden onlarla paylaşılır. Bu evre, varlıkların perdelerinin kaldırıldığı zamandır. 5 bedenlenme kayıtlarını gören varlıklar tekrar ehline, rehber ailelerine geri dönerler. 6. Sonraki aşama varlıkların sonuçlarının bilinmesiyle paralel olarak devreye alınan, her ümmetin kendi içinde üç grup altında kitabına çağrıldıkları, şahitlerin şahitlik için duracağı devredir. Bundan sonraki süreçte tüm ümmetler, başarılılar ve başarısızlar olarak Rahman'ın huzurunda kolektif şekilde bir araya getirilir. 7. Ardından fasıl evresi başlar. Başarılı olanlar, sahip oldukları bilinç frekans değerine göre gidecekleri boyutlara ayrımlarının yapılacağı rahmet bölgesine, çemberine alınırken, başarısız olanlar ise çemberin dışında bırakılarak tekrar sekar sistemine kodlanmak için geri döndürülürler. Varoluş Dönüş Programı 2. 1. Sekar sistemi içinde henüz bilinç enerjisi olarak döngü içinde kodlu olan varlık özü, döngü sonunda bir beden ile eşleştirilerek tam bir varlık yani nefs formuna ulaştırılır. Bu işleyiş içerisinde zürriyet yani aile ve nefs eşi tatbiki yer alır. Nefs eşi tatbiki yani eşleştirilmesi, dualite programına göre iki varlıkta artı eksi denge prensibi üzerine uygulanır. 2. Bu sürece tabi olan varlıklar, varoluş programı birde yer alan gruplar halinde uygulanan süreçlerin aksine bireysel olarak yönlendirilirler. 3. Başarılı olma ihtimalleri olmadığı için değerlendirilme, tartı sürecine dahil değildirler. 4. Bundan sonraki aşama ise onların varoluş programı birdeki varlıkların Sekar sistemine kodlanmak için geri döndürüldükleri süreçte bir araya getirilmesidir. Böylece hem varoluş bir hem de ikideki varlıklar tekrar simülasyon makinelerine yatırılarak yeni bir döngü için uyutulurlar. İlahi plan, varoluş programlarının tatbik zamanı olan din günü içeriğinde yer alan özel bir uygulama sürecini vahiy içerisinde bildirmiştir. Bu malumatlar, gerçekten sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Taha Suresi 99. Ayet Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yüce ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. İbrahim Suresi 1. Ayet Ve şüphesiz o senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz ondan sorulacaksınız. Bunun için ona muhatap olanların sorumluluğu o kitaba iman etmektir. Ona iman etmek ise onu gerektiği gibi okumaktır. Bakara Suresi 121. Ayet çünkü kitap Allah'ın sözlerinin sadakat ve adalet ile tamamlanmasıdır. Maide suresi 3. ayet, Enam suresi 115. ayet. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz o kıyamet günü ağır yükü beraberinde götürecektir. Onlar onun süresince, onun zikrine yüz çevirdikleri sürece arzda kalıcıdırlar. Taha suresi 101. ayetteki halidine fihi cümlesinde yer alan halit çoğulu halidin kelimesi kalıcı olan, daimi olan, sonsuz, ebedi anlamlarına gelmektedir. Fi harfi ise içinde, süresince, üzerinde anlamlarındadır. Bu harf hi zamiri ile birleştiğinde onun süresince, onun içinde, onun üzerinde anlamlarına gelir. Varlıklar önceki ayette bildirilen onun zikrinden yüz çevirme durumunun yaşandığı arzın içinde kalıcıdırlar. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmişlerdir ve onlar kıyamet günü ağır yükü vizir beraberinde götürecektir. Bu yük onlar için kıyamet günü bu daha da kötüleşmiş bir yüktür. Himil, Taha suresi 100 ve 101. ayetlerinde Allah'ın zikrine karşı takınılan tavır üzerinden tafsil edilmiştir.